Merhaba arkadaşlar, Elis'in dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size yine değişik, çok güzel bir örnek paylaştım. Ön çalışmalarını yaptım. Ben bu örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çok güzel yeleklerde olur, çocuk yeleklerinde veya battaniye olur. Bilmiyorum, değişik yerlerde, istediğiniz yerlerde güzel birlikte kullanabilirsiniz. Hem kullanışlı, hem örmesi kolay, hem de çok gösterişli bir örneğimiz. Bakın, fantazi bir örnek. Bu örnek 5 ve 5 katlar üzerine kuruluyor. Bakın, 5 haroşa 5 düz, 5 haroşa 5 düz veya ters düz, 5 ters 5 düz, 5 ters 5 düz olarak. Görüyor musunuz? Böyle. Siz ne kadar kime nasıl örmek istiyorsanız bir böyle ön çalışma yaparsınız benim gibi. Ona göre kendi eski elinize ölçersiniz. Çünkü öreceğiniz ipe, elinizin örmesine veyahut da ipin kalınlığına göre ben size şu ne kadar sayı versem de o sayı değişebilir. Onun için ben genelde böyle şeyleri ufak bir ön çalışma yapıyorum. Kendi giymiş olduğum yelek veya kazak, tişört artık ne varsa onlara göre ölçüp ona göre yapıyorum. Çünkü bazı örnekler kendini çok salıyor. Bazı örnekler normalde topluyor. Bu ne fazla salıyor ne topluyor. Bu tam gayet ideal bir örnek. Onun için eğer başlarsanız da beğenip başlarsanız böyle ufak bir ön çalışma yapıp ona göre öreceğiniz yeleğe karşı şey yaparsınız, ölçersiniz. Bu şimdi ben size şu örnek kurulmasını göstermek istiyorum. Çünkü bir de yapılışını göstermek istiyorum. Sonra tekrar da örnek kuruluşunu göstermek istediğim için daha açıklamalı olsun diye şuradan başlamak istiyorum. Normalde 5 ters 5 düz. 5 ters 5 düz. Mesela ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kere 7, 35 ilmek başlamışım. Siz ona göre başlarsınız ama dikkat edeceğiniz husus iki tarafa da haroşa getirmeniz. İki tarafa da haroşa getirmeniz. Eğer isterseniz mesela bunları 5 yapabilirsiniz. Buraları 6 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz. Veyahut daha ufak olsun derseniz 4 yapabilirsiniz ayarlamak amaçlı. O sizin şeyinize kalmış bir şey, inisiyatifinize kalmış bir şey. Ben şimdi şuranın asıl normalde şurası örnek kuruluyor. İlk başta 5 ters 5 düz, 5 ters 5 düz başladım. Bunları 4 sıra aynı ördüm. Arkadan da düzü haroşayı haroşa ördüm yani. Ters ters. Arkadan düzleri de bu şekilde ördüm ve önde böyle oluyor. Ben şimdi onları size göstereceğim. Yalnız ben şimdi size şurayı ilk başta bir göstermek istiyorum. Bütün oyun şurada yani. Normalde 505 ters, 505 ters. Bunları ilk sırayı zaten hep ben boş olarak alıyorum. Haroşalarımı ben önden de arkadan da aynı alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Görüyor musunuz? Şimdi burada terslere sıra, aman düzlere sıra geldi. Arkadan alış şeklim bir orada değişiyor. Onu da alış şeklim, bakın. İpimi öne aldım. İpimi öne aldım. Ve böyle alttan aldım. Üzerine aldım. Ve ördüm. Görüyor musunuz? Düzün yapılışı, düzün yapılışı o şekilde. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Şu örneği kurabilmek için onu göstereceğim size. Yine buradan alıyorum. Yine alttan alıyorum. Düz öreceğim. Fakat ip atış şekillerim değişik. Bakın. İpimi bu tarafa aldım. Demin normalde böyle örmüştüm. Böyle örmüştüm. Normalde böyle örmem lazım düzleri. Fakat şimdi o örneği kurmam için bu ipimi arkaya aldım. Bakın arkaya aldım. Ve burada yine alttan aldım. Bakın ip atış şeklim. Böyle üstten attırdım. Üstten attırdım ve çıkartıyorum.
nasıl yardımcı olabilirim? İpimi arkaya aldım. Bakın yine burada alttan alıyorum. Şöyle göstereyim. Sadece böyle üstünden attırdım. Üstünden attırıyorum ve çıkartıyorum. Pardon. Şimdi size gösterebilmek için, kamerayı açısını yapabilmek için. Evet. Şimdi yine ipimi bu tarafa alıyorum. Yine alttan giriyorum. İlmeğimi böyle doluyorum üstten. Ve böyle alıyorum. Bunu tekrardan ipimi ön tarafa getiriyorum. Kaç etti? Yine bunu alıyorum. Alttan giriyorum. Ve bakın. Şöyle. Şöyle üstten. Üstten attırıyorum. Bir daha göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Buradan üstten geliyorum. Kaç tane etti? 5 tane etti. Şimdi normal yine haroşoları öreceğim. Bu aradaki haroşoları öreceğim. Haroşolar önden bu şekil. Önden ve arkadan aynı şekilde örüyorum. Değişen hiçbir şey olmuyor. Sadece o düzleri arkadan ip alış şekillerim değişiyor. Bakın. Şimdi ipimi ön tarafa aldım. İlk birinciyi örüyorum. Birinciyi ördüm. Şimdi ikinci de ipimi alta getirdim. Yine şişimi geçiriş şeklim aynı. Sadece ip atış şekillerim değişiyor. Görüyor musunuz? Şimdi ipimi arkaya getiriyorum. Bunu böyle alıyorum. Şişim şu şekil. İnşallah görülüyordur. Yine ipimi arkaya alıyorum. Burada ajur oluşuyor, biliyor musunuz? Onun için yani ip alış şeklim değişiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bu ipimi yine öne getiriyorum. Bakın. Üstten sadece şu buradan dolayıp geçiriyorum. Ve 5. Şimdi yine haroşoları normal öreceğim. 2, 3, 4, 5. İlk birinciyi, bu öndeki düzlerin ilk birinciyi normal öreceğim. Bakın normal örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum arkaya. Yine şişe örüş şeklim aynı, hiç değişen bir şey yok. Şu düzü nasıl örüyorsam. Sadece ip atışlarım değişiyor. Görüyor musunuz? Şimdi ipimi öne alıyorum. Sadece ip atışlarım değişiyor. Beş. Evet. Şimdi 5 tane yine düzü ama haroşayı örüyorum veya ters, ikisi de aynı oluyor yani. Bakın şimdi burada haroşa geldik, görüyor musunuz? Bunu tekrardan haroşayı 2-3 normal örüyorum. Arkada nasıl ördüysem bu haroşaları aynı şekilde örüyorum. Şimdi sizin yalnız burada dikkat edeceğiniz husus, bakın normalde burada şimdi 5 taneydi. İlmeklerim 5 taneydi. 10 tane oldular. O ip atış şeklinden dolayı burada ilmeklerim fazlalaştı. Burada dikkat edeceğiniz husus, şuradaki ilk birinciyi önden yürüteceksiniz örmeden. Bu arttırdıklarımı, ajur yaptıklarımı da arkadan örülecek. Bakın şimdi size göstereyim.
İlk şimdi birinciyi örmüyorum. Bakın şu ilk birinci, görüyor musunuz? Bu ilk birinciyi örmüyorum. Bunun arkasında şimdi arttırdım, şunu çıkartayım size daha rahat göstereyim ki ne demek istediğimizi anlarsınız. Bakın o demin attırdığım ilmekler. Şimdi bakın bunu tekrardan şişime alıyorum. Böyle arkadan öreceğim bunları. Bu arttırdıklarımı arkadan örüyorum normal. Bir dakika. Şimdi size göstermek için, kameraya yakın tutmak için uzak örüyorum. O da beni biraz zorluyor. Bakın normal düz ördüm. Ama bunu ipten çıkarabilmem için buradaki yürüteceğim, ön taraftan yürüteceğim ip, şişime, ilmeğimi bu şişime alıyorum. Bunu buradan boşaltıyorum. Ve tekrardan bu şişime aldığım o ilk baştaki ilmeği şimdi yürütmeye başlayacağım önden. Bakın burada normalde ana ilmeğim kalmış oldu. Arttırmadım. Normalde 5 tanenin ikincisi. Şimdi bunları böyle atlattıracağım. Bu arkadan yine geleceğim. Şimdi ben size bakın arkadan aldım ve bu yürüteceğim ilmeğim de burada. Bunu bunun içinden geçireceğim. Görüyor musunuz? O ilmeği başa kadar geçireceğim. Şimdi burada yine bakın arttırdığım var. Bakın göstereyim tekrardan size. Görüyor musunuz? Arttırdım. Görülüyor mu? İnşallah görülüyordur. Bunu buraya şişime alıyorum tekrardan. Bu yürüteceğim ilmek. Burada arkadan bunu örüyorum. Arkadan örüyorum. Fakat bunu şişime geçirdim ama buradan kopartamadım daha. Bunu koparabilmek için buradaki önden yürüttüğüm ilmeğimi buraya alıyorum tekrardan. Şişi boşaltıyorum. Ve bunu tekrardan buna geçiriyorum. Şimdi burada normalde bu arttırmadığım üçüncü ilmeğim var. Düz ilmeğim. Bunu yine bunun içinden geçireceğim. Bakın. Şimdi bunun içinden geçiriyorum. Görüyor musunuz? Bunu boşalttım. Şuraya yapıyorum yani. Bu ilk baştaki ilmeğimi buradan düz yürütüyorum. Ama o arttırmış olanları da arkadan örüyorum. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi tekrardan burada bunu yine buraya alıp göstereyim size. Bakın arttırmış olduğum var. Demin ilmekleri attım ya. Onlar var. Bunu yine buraya alayım. Bakın böyle örüyorum. Ördüm. Ama bunu boşaltmam lazım şişimden. Bunu tekrardan buraya alıp şişimi boşaltıyorum. Sonradan yine ilmeği normal sol tarafta kalıyor. Burada şimdi kalan dördüncü normal kendi ilmeği. Bunu da tekrardan bunun içinden geçiriyorum. Bakın. Geçirdim. O baştaki ilmeği böyle geçiriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Örnek oluşuyor. Ve tekrardan bu beşinci arttırmış olduğumu arkadan örüyorum. Arkadan ördüm. Bunu buradan boşaltabilmek için bunu bu tarafa aldım. Şişten boşalttım. Normalde bu yine yürüttüğüm ilmeğimi en son buradan böyle bu sefer bu taraftan aldım. Sol taraftan sağa doğru aldım. Şimdi bunu da tekrardan örüyorum. Ve bu 5 taneyi tamamlıyorum. Görüyor musunuz? Nasıl örnek oluştu. Şimdi normal haroşalara görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu haroşalarda hiç yapacağınız bir şey yok. Önden ve arkadan
ilmek alışları aynı yani. Böyle alıyorum mesela, buradan batırıp buradan böyle alıyorum. Hiç değişen bir şey yok yani. Onları aynı öreceksiniz. Şimdi yine örneğe kurmaya sıra geldi. Bakın bu yine ilk yürüteceğim ilmek, baştaki ilmek. Bu arada görüyor musunuz? Arttırmış olduklarım var. Bunu tekrardan şimdi göstermek için bu tarafa almışım. Böyle alayım. Şimdi bunu arkadan örüyorum. Görüyor musunuz? Normal düz olarak örüyorum. Gördünüz mü? Ama burada şu ilmek olduğu için, önde ilmek olduğu için bu burada bağlı kaldı. Bu ilmeği bu tarafa geçiriyorum. Bunu boşaltıyorum. Bunu yürütebilmek için tekrardan sol şişimi alıyorum. Size karışık gelebilir ama çok gayet kolay. Yaptıkça göreceksiniz, eliniz alışacak. Burada normalde yine, bakın şimdi bunu göstereyim tekrardan. Normalde düz arttırılmamış ilmeğim var. Görüyor musunuz? Şimdi bunu ister önden ister arkadan. Benim arkadan geçirmek daha kolayıma geliyor. Bu tarafa içinden geçiriyoruz. Şimdi burada bunu ben size yine göstereyim. Arttırmış olduğum ilmek var. Görüyor musunuz? Şimdi bunu yine arkadan örüyorum. Düz olarak. Gördünüz mü? Ama şurada ilmek olduğu için bu burada bağlı kaldı. Tam bitiremedim ilmeğimi. Onu bitirebilmek için bu ilmeği kurtarıyorum. Evet. Şimdi kurtulduk. Bunu tekrardan buraya alıyorum. Buradan yürütebilmek için. Bu normalde düz olan ilmeklerim, arttırmamış olduğum ilmeklerimi birbirinin içinden geçiriyorum. Bakın. Bu baştaki ilk birinci ilmeğimiz, baştaki ilk birinci ilmeğimiz böyle ön taraftan içlerinden ana ilmeklerden geçiriyorum. Arttırmadığım ilmeklerde geçiriyorum. Arttırdığım ilmekleri de zaten arkadan düz olarak örüyorum. Şimdi bakın burada arttırmış olduğum bir ilmek var. Bunu yine düz örüyorum. Düz ördüm. Ama bunu kurtarabilmek için bu ilmeği bu tarafa geçiriyorum. Sadece ilmeği bir o tarafa bir bu tarafa geçiriyorum. Şimdi bu ilmeği tekrardan sol şişimi aldım. Burada ana ilmek var. Bakın normalde ana ilmek var. Onu bunun içinden geçireceğim. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi en son bir tane kaldı, arttırmış oldum. Onu da tekrardan arkadan örüyorum. Normalde arttırdıklarımı arkadan örüp önden yürütüyorum. Başka bir şey yok yani. Çok kolay. Bu yürüttüğüm tekrardan bu şişimi alıyorum ki o ördüğüm ilmeği kurtarabileyim şişten. Bunu tekrardan sol şişimi aldım. Ve en son beşinciyi böyle yine içinden geçirdim. İçinden geçirdim. Görüyor musunuz? Yine örnek çok güzel kuruldu. Bu en sonuncu ilmeği normal yine düz olarak örüyorum. Şimdi tekrardan haroşalara sıra geldi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrardan burada normal yürüteceğimiz ip var. Bakın. Normal yürüteceğimiz ip var. Ve burada arttırmış olduğum ilmek var. Bunu arttırmış olduğum ilmeği bakın arkadan alıyorum. Bakın. Böyle arkadan geçiriyorum. Şimdi arkadan geçiriyorum. Görüyor musunuz? Siz tabii benim gibi zorluk çekmezsiniz. Kameraya şey yapmayacağınız için. Biliyor musunuz? Arkadan alıyorum. Ama
Normalde önünde ilmek olduğu için, arkadan ördüğüm için önde ilmek kalıyor. Bunu mecbur bu tarafa şişimi alacağım ki bu ilmeği kurtarabileyim. Tekrardan bu yürüteceğim ipim şişim ilmeğimi sol şişimi aldım. Normalde tekrardan göstereyim, bakın ana ilmek var burada. Bakın arttırmamış olduğum ilmek var. Onu bunun içinden geçiriyorum. Bu yürüttüğüm, evet, ikinciyi de yürüttük. Şimdi burada görüyor musunuz? Üçüncü arttırmış olduğum var. Bakın bunu normal yine örüyorum. Örüyorum. Fakat tamamıyla kurtaramıyorum. Önünde ilmek olduğu için bu ilmeği, bu şişimi alıyorum, sağ şişimi. Bunu kurtarıyorum ve tekrardan yürüteceğim için sol şişimi aldım. Şimdi burada ana ilmek var tekrardan, bakın. Bakın ana ilmek var. Bunu tekrardan, eğer arkadan geçirmek sizin kolayınıza geliyorsa arkadan geçirebilirsiniz. İster önden geçirmek kolayınıza geliyorsa önden geçirebilirsiniz. Bakın ben bunu şimdi tekrardan geçirdim. Şimdi bunu da tekrardan örüyorum arkadan. Ama dediğim gibi burada daha takılı kaldı. Ördüm ama kurtaramadım işte. Bunu bu sağ şişimi alacağım ve kurtardım. Şimdi bu sağ şişimi aldığım ilmeğimi tekrardan yürütmek için sol şişimi alacağım. Bakın bunu da geçiriyorum. Görüyor musunuz? Şimdi bir son bir tane kaldı. Bunu da yine tekrardan arkadan örüyorum. Arkadan örüyorum. Ama dediğim gibi önde ilmek olduğu için kurtaramıyorum. Bu ilmeği sağ şişimi alıp örmeden tabii kurtarıyorum. Sol şişten ve bunu tekrardan sağa alarak bunu tekrardan, bu en sonuncu önden rahat geçebiliyor. Ve bu en sonuncuyu da normal örüyorum. Normal örüyorum. Ve örneklerim kurulmuş oldu. Şimdi haroşayı veyahut da tersi böyle normal yine örüyorum. Şimdi ben size bu başlangıcı tekrardan göstermek istiyorum. İplikleri hep boş alıyorum. Şimdi 5 tane, 3, 4, 5 tane haroşa ördüm. Önden ve arkadan ilmek alış, ip atış şekillerim hepsi aynı. Sadece bu öndeki düzleri örerken böyle buradan alttan giriyorum. Bakın alttan giriyorum. Böyle atıyorum ilmeklerimi. Bakın. 2, 3, 4 ve 5. Yine haroşaları böyle örüyorum bu şekil. İlmek alışlarım benim bu şekilde. 5. Şimdi tekrardan şu öndeki düzleri örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan haroşa veya tersleri örüyorum. Dediğim gibi onlar arkadan ve önden örüş şekillerim aynı. Sadece önde düz olanların arkada ilmek alışlarım değişik sadece. İpimi öne getirdim. Böyle alttan giriyorum şişimle. Böyle attırıyorum. 2. Burayı iyice sıkmışım. 3, 4 ve 5. Şimdi burada en son yine 5 tane
Haroşa ters kaldı. Onları yine aynı örüyorum. 4 ve 5. Ve en sonlara geldiğim zaman örüyorum. Dönüşte en başta başlarken ilmeklerimi boşalıyorum. Görüyor musunuz? Nasıl kendini belli etti demin. Önden yürütüp arkadan sadece ördüm. Şimdi size tekrardan göstereceğim. Yine haroşaları aynı bu şekilde. Ön tarafta da arka tarafta da aynı ilmek alışları. 5 tane ördüm. Düzleri de yine aynı şekilde öreceğim. Ön yüzde hepsini aynı alıyorum. Değişen bir şey yok. Sadece ilmek atışlarım arka tarafta düzlerde değişiyor. Bunu böyle başa kadar gidiyorum. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben bu kamerayı nasıl tutarsam sizlere daha iyi bir video çekebilirim. Ben böyle yan tarafta duruyor kamera. Fakat bu sefer ben zorlanıyorum size gösterebilmek için. Nasıl kamera kullanıyorsunuz veya neyle video çekiyorsunuz? Bana bir açıklama yaparsanız çok mutlu olurum. Ben çünkü ne şekil denediysem bir türlü beceremedim. Kendim görüntüye girmek istemiyorum. Sadece sizlere yardımcı olabilmek için kamerayla sadece örnekleri çekmek istiyorum. Şimdi bu yine haroşalara sıra geldi. 2. Onu önden nasıl ördüysem arkadan da aynı örüyorum. Şimdi düzlere sıra geldi. Önde düzlere sıra geldi. Görüyor musunuz? Şimdi bu şekilde alıyorum ilmeklerimi. Herkesin ilmek alış şekilleri değişik. Benim kolayıma bu şekil geldiği için onun için böyle örüyorum. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. Haroşa veya tersleri örüyorum şu an. 3, 4, 5. Düzlerde ipimi ön tarafa aldım. Bakın. 2, 3, 4, 5. Haroşaları örüyorum tekrardan veya tersleri. 5. Şimdi düzleri örüyorum. İlmeğimi ön tarafa aldım. 5. Şimdi yine haroşaları ördüm. 6. Görüyor musunuz? Burada örneğe kurmuştuk. Düzü düz geliyor. Haroşa veyahut da ters. Önden ve arkadan aynı örülüyor. Ve aynı arkadan da görünüyor. Sadece bu düzlerin arkadan, önden bu şekil gözüküyor. Arkadan da bu şekil gözüküyor. O da ilmek alışlarımız değişik olduğu için. Onu da mecburuz yani düz. Önden düz yapabilmek için o şekil yapmaya mecburuz. Şimdi düzü tekrardan aynı şekilde yani ön sırayı olduğu gibi başa kadar aynı gidiyorum. Hiç ilmeklerimi öne veya arkaya almıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Hep böyle. Düz örnekte de ve ters örnekte de veya haroşada da ilmek alışlarım ön sırada hepsi aynı. Arkadaşlar dediğim gibi bana kamera yönünden yardımcı olursanız ne taraftan koyabilirim veya nasıl bir kamerayla rahat çekim yapabilirim beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Çünkü ben böyle siz iyice yardımcı olabilmek için kendim gözükmek istemiyorum. Sadece örneğin ellerimle çalışarak göstermek istiyorum. Yardımcı olabilmek istiyorum. Kamerayı ben kapatmak istemiyorum tamamıyla. Bu sefer
Kamerayı daha çok uzakta tutmam lazım. Bu sefer örneği tam getirince size gösteremem. Onun için nasıl bir formül bulacağımı bilemedim. Bakın. Şimdi bu arka taraftan kuracağız örneği. Bir, iki, üç, dört, beş. Haroşa yani tersi ördüm. Bu beş tane düzün, beş tane düzün. Birinciyi normal örüyorum. Düz olarak. Ve ipimi arkaya attırıyorum. Bakın arkaya attırıyorum. Yine şişten ilmek girişlerim aynı. Sadece nasıl yapayım? Sadece şu şekil. Görüyor musunuz? İpimi bu tarafa alıyorum arkaya. İp arkada. Sadece şu şekil attırıyorum. Onlar da yani ilmekler 5 iken 10 tane oluyor. Böyle attırıyorum. Arkaya. Görebildiniz mi? İpimi böyle aldım arkaya. Size gösterirken sayı kaç şaşırdım. 2, 3, 4, tamam. Evet. Şimdi haroşalara gelmişiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk birinciyi normal önden düz olabilmesi için sadece burada ilmek alışlarımı değiştiriyorum. Birinci il normal örüyorum. Sonradan ipimi arkaya getiriyorum. Yine şişte hiçbir değişiklik olmuyor. Aynı şekilde batıyorum ve ipimi arkadan öne doğru getiriyorum. İpimi aldım. Siz bunları daha hızlı ve daha rahat örersiniz. Kendiniz herhangi bir şekilde kimseye göstermek amaçlı anlatmayacağınız için zorlanmazsınız yani. Çok kolay. Yine düzün normal örüyorum tek bir tane. Bakın. Şöyle attırıyorum. Sadece burada dikkat edeceğiniz İpi arkaya geçirmek. İki. Bakın şöyle attırıyorum. Üç. Dört tane arttırıyorum. Çünkü baştaki birinci normal örmüştüm. Şimdi ipimi tekrar da arkaya alıyorum. Bunlar gayet de sıktım ya. Bakalım nasıl öreceğiz. Bir. İki. Üç. Dört. 5. Eğer biraz sıkmaz da normal örerseniz burada ilmeği yürütmeniz de kolay olur. Bakın şimdi sıra geldi. Burayı yapmaya. Önden ilmeği yürüteceğim. Arkadan örüyorum. Yani iki işlem oluyor ama gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle çok rahat. 1. C'yi boşaldım. 2. 3. 4 ve 5. Şimdi bu ilk birinciyi bakın bu normal ilmeğimiz. Bunu örmüyoruz. Bakın size göstermek için. Burada demin üstten attırdığım ilmek var ya onu öreceğiz. Şimdi böyle size göstereyim. Arkadan örüyoruz ama. Görüyor musunuz? Bakın. Ama şimdi önde ilmek olduğu için onu boşaltamıyorum şişten. Boşaltabilmem için bu yürüteceğim ana ilmeği sağ şişimi bir anlık alıyorum, boşaltıyorum ve tekrardan normal olması yerde olan sol şişime geçiriyorum. Şimdi bakın, burada bak tekrardan size göstereyim. Normal ana
İlmeğimiz var, arttırma değil bu. Bunun arkadakini öndekinden geçiriyorum. Bu sanki 5 tane buraya başa gelene kadar bu öndeki birinci ilmek yürüyor. Şimdi bu arttırdığımı böyle örüyorum. Örüyorum. Fakat dediğim gibi ilmek boşalmadı. Bu önden yürüteceğim ilmeği böyle alıyorum. Sağ şişimi boşaltıyorum ve burada yine ana ilmeğimiz duruyor. Buradaki normal ilmeğimizi arttırmamış olduğum ilmeği içinden geçiriyorum. Ve tekrardan arkadan örüyorum. Dediğim gibi bunu mecbur bu sağ şişimi almam lazım ki o ilmeği boşaltabileyim. Şimdi bunu ana ilmeği tekrardan geçiriyorum içinden. Bu başa kadar böyle geliyor. En sonuncu arttırmış olduğum ilmeği ajurlu tekrardan içinden geçiriyorum. Bu ilmek de toplamda o zaman. Bakın şimdi burası boşalmıyor. Bunu bu tarafa aldım. Evet. Toplamda şimdi 4 tane örmüş oldum bakın. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane. Görülüyor mu? 4 tane şimdi ilmek kaldı. Şimdi bunları da birbirinden geçirdikten sonra toplamda 5 ilmek oluyor. Şimdi bu ilmeği de buradan geçirdiğim zaman şimdi normalde 4 ilmek, bir tane de burada örülecek var. Toplamda 5 ilmek oluyor. Gördünüz mü? Bakın. İnşallah size yardımcı olabiliyorumdur. Yine haroşayı veyahut da tersi normal örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bu ana ilmeğimiz var. Bu başa kadar yürüyecek. Burada arttırmış olduğum ilmekler var. Bunu alıyoruz. Bunu böyle arkadan öreceğiz. Bakın. Böyle normalde ördüm. Fakat normalde şişten çıkarabilmem lazım ama önde ilmek var, çıkartamıyorum. Bu ilmeği, yürüteceğim ilmeği, şişimi alıp onu örmüş olduğum ilmeği boşaltıyorum. Ve bu burada kalıyor. Burada arada normalde görülüyor mu? Normal ilmeğim var. Onu bunun içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi burada bakın belli ediyor kendini. Arttırmış olduğum var. Bunu arkadan örüyorum. Arkadan örüyorum. Fakat önünde ilmek olduğu için boşaltamadım. Bunu alıp bunu boşaltıyorum. Ve bunu tekrardan bu şişimi alıyorum. Şimdi burada ana ilmek var tekrardan. Ana ilmeği içinden geçiriyorum. Kaç etti? Burada yine arttırmış olduğumu buradan örüyorum. Dediğim gibi ilmeği bu tarafa alıp boşaltıyorum. Bunu tekrardan buna geçiriyorum. Burada yine ana ilmek var. Normal düz ilmeğimiz. Bu içinden geçiriyorum. Ve en son yine arttırmış olduğumu örüyorum. Ama boşaltabilmem için şişimi tekrardan ilmeğimi bu şişimi alıp bunu boşaltıyorum. Ve en son tekrardan burada ana ilmeğim kaldı. Onu bu ön taraftan rahat gelebiliyor ötekiler. Ben başaramadım yani. Hep mecbur arkadan aldım. En sonuncuyu da örüyorum.
ve örnek bitmiş oluyor. Çok gösterişli, gayet kolay bir örnek. Şimdi normalde haroşa örüyorum. Size yavaş anlatmaya çalışıyorum yardımcı olabilmek için. Kameraya görüntüyü yakalamaya çalışıyorum. Bu ana ilmeğimiz, tekrardan göstereyim. Burada arttırmış olduğum var, bakın zaten kendini belli ediyor. Şuradan arkadan öreceğiz. Arkadan. Bunu bu sefer boşaltabilmek için buraya alıp bunu yürütüyoruz önden. Şimdi normal ana ilmeği içinden geçiriyoruz. Şimdi normalde yine burada arttırmış olduğum kaldı. Onu örüyorum. Boşaltıyorum. Tekrardan sol şişimi alıyorum. Ana ilmeği buradan tekrardan içinden geçiriyorum. Önden yürütüyorum yani. Tekrardan arkadan örüyorum. Bunu şişimi alıp bunu boşaltıyorum. Tekrardan kaçtı. Şurada kaçtı. Şimdi bunu yine arkadan örüyoruz. Arkadan örüyoruz. Bunu tekrardan boşaltmak için bu tarafa aldım. Ve bunu tekrardan buraya aldım. Bunu tekrardan normal arttırmamış olduğum ilmekleri içinden geçiriyorum. Görüyor musunuz? Bunu tekrardan arttırmış olduklarımı örüyorum. Ama dediğim gibi sol şişimi alıp sağ şişimi alıp sonradan sol şişime geçiriyorum. En sonuncuyu da bu önden aldığımı ilmek tamamlanmış oldu. En sonuncuyu da tekrardan örüyorum. Şimdi normal haroşalarımızı ördük. Görüyor musunuz? Örnek kendini belli ediyor. Çok gösterişli, çok kolay bir örnek. Sadece dikkat edeceğiniz ilk ilmeği ön taraftan yürütmek, yürütürken de arkadan örmek yani. Çok, bilmiyorum, ben severek, hoşuma giderek ördüm. Çok kolay. İlk bir iki örüşte biraz zorlanabilirsiniz ama yavaş yavaş, sakin sakin yaparsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. 5 taneyi ördüm. Şimdi 5 taneyi yine böyle normal öreceğim. Şimdi 5 tane haroşaya sıra geldi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sadece dediğim gibi önler düz olanlar, önleri düz olanları alıştırın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Bir de arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Yine önü düz olanı alış şeklim değişti. 1. Beni nereden daha çok takip ediyorsunuz? Türkiye'den mi? Ben çünkü yurt dışındayım. Beni takip ettiğiniz şehirleri veyahut da nereden takip ediyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi yine aynı şekilde haroşayı veyahut da tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Ben dediğim gibi hepsini önden alıştırırım. Çok
Kolay, basit, böyle normal örüyorum. Ön tarafta örüyorum. Haroşoyu da, düzü de hep alıştırırım. Başta öyle. Sade, arkada ilmeklerim değişiyor. Düzleri örerken. Haroşo örerken yine aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi ben size göstereyim. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Ben size elimden geldiğince videolarımı kısa yaparak anlatılabilir şekilde yapmaya çalışıyorum. Eğer bir benim yanlış yaptığım, sizin de beni ikaz edebileceğiniz bir durum varsa eleştirileri de güzellikle söylendiği takdirde tabii ki açığım. Bakın. Gayet kolay bir örnek. Çok da gösterişli, çok da muntazam gidiyor. Yine arkadan haroşaları yine ilk birinciyi boşalıyorum. 2 3 4 5 Şimdi 1 buradaki öndeki düzleri böyle alış şeklinde böyle 4 5 ve yine haroşaları aynı şekilde alıyorum. Sadece arkada ilmek atışlarım değişiyor. Başka bir şey yok yani. Çok kolay ve çok fantazi güzel bir örnek. Çok şık. Ben severek ördüm. Bunlardan torunlarıma giyerek başlamayı düşünüyorum. İnşallah sizler de sevmişsinizdir. Ben şimdi sizlerle diğer videolarımda, diğer güzel değişik videolarımda Elsin dünyasında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yazmaya desteklemek amaçlı abone olursanız ve de beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.